Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki İstanbul tahminleri için karşınızdayım. Bugün Ankara'da epey sürpriz sonuçlar geldi. Tahminlerimizin dışında gerçekleşti. Bayağı sürpriz atlar geldi. Ankara'da demek ki biraz daha dikkatli olup daha sürpriz düşünmek lazım. Çünkü Ankara'da güvendiğimiz atlar bugün bizi yanılttı. Ama onun haricinde yine Ateş Bibi'ye değinmek istiyorum. Yani Ateş Bibi yine bizi hayal kırıklığına uğrattı. Selim Kaya yine en dışarılardan döndü. Yani neden böyle yapıyor anlamadım. Yani Ateş Bibi illa her yarış en dışa çıkıp gelen bir at değil. Yani aralardan çıkıp tuta tuta gelen bir at yani. Ama Selim Kaya neden böyle yaptı? Zannediyorum diğer yarışa tahmini bence benim fikrime göre sahipleri onu bindirmezler diye tahmin ediyorum. Maalesef eski formunda değil. Yoksa Selim Kaya çok büyük bir jockey. Açık yarışların, grup yarışlarının her zaman en başta söz sahibi jockeyiydi ama son yıllarda ya kendine dikkat etmiyor ya artık eskisi kadar önemsemiyor mu bilmiyorum ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Yoksa çok beğendiğim bir jockeyiydi ama maalesef iki yarıştır aynı şeyi yapıyor. Neyse hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yarınki İstanbul tahminlerimiz için yorumlarımıza başlayalım. Şimdi günün ilk ayağı 3. koşudan başlıyor. Handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim yarışı. Şimdi burada denk atların bir araya geldiği bir yarış arkadaşlar. O yüzden birkaç ata şans vereceğiz. Şimdi son yarışları çok iyi olan 5 numara Hira adeta uzun yarışlarda daha başarılı olmaya başladı. Eskiden biraz daha böyle kısa mesafeleri seviyor gibiydi ama at adeta sınıf değiştirdi ve son iki yarışı çok güzel. Özellikle son yarışında Lüt yaptı güzel bir atla. Onun ismini hem bir an için unuttum bir bakayım hemen. Evet, Miss Turbo'yla. Çok güzel bir lüte tutuşlar ve son sözü Hira söyledi ve yarışı kazandı. Yarın için de bu grupta yani açıkçası Miss Turbo'ya da o gün biraz uzun geldi ama yine de Hira'ya ilk şansı vermek istiyorum. Yarın için. Ondan sonra ikinci şansı 4 numaralı Özdamar'a veriyorum. O da son yarışı çok beğendim. Potoya girişi gayet canlı ve diriydi. Üçüncülüğü çok iyiydi. Son yarışları zaten hep tabelaya yakındı. Hışman Çizik de biliyorsunuz bu senenin bence flash jockeylerinden çok iyi at biniyor. İkinci şansı ona vererek çizgi diyorum. Üçüncü atım 7 numara Şehlement ve son Ankara yarışı çok iyi olan Acar Türk'ten de bir bomba gelebilir diyorum. Yani sıralamam ilk önce 5 ve 4 daha sonra 7 ve 8 olarak ikinci altının ikinci ayağına geçelim. Maiden bir yarış 1300 metre sentetik pistte koşulacak. Yine birbirine daha kendilerini tam ispatlamamış olan tayların yarışları. Şimdi burada benim dikkatimi çeken at 4 numaralı Hemedan. Hemedan'ın ilk yarışını izledim. Viraja gayet iyi geldi. O gün kaliteli atlarla koştu arkadaşlar. Hemen baktığımızda onu belirteyim. Florida Coast yarışı kazandı. Full Throttle 2. oldu. Director's Cut 3. oldu. Hemedan 4. oldu. Bu Full Throttle daha sonra grup yarış koştu arkadaşlar. Colton Victor'un kazandığı İstanbul yarışında 2. oldu. Yani Full Throttle gibi kaliteli bir atla koşup ondan ortalama 3,5-4 boy fark yemiş. İlk yarışlarında kulaklık ve boyun bağı denemiş. İkinci yarışında çim koşmuş. O çim yarışında da yine baktım yarışa biraz adaptasyon sorunu yaşamış. Ama sonlarda yine potaya girişi fena değil, diri girmiş. Ve 3. olmuş. Sonra Özden Yıldırım'la bir yarış koşmuş. Onda bir aksesuar eklemişler. Yanılmıyorsam kapalı gözlük. Hayvan işlememiş. Şimdi kapalı gözlüğü tekrar çıkarmışlar. Taylarda aksesuar önemlidir arkadaşlar. Bence normal eski aksesuarına dönmüş. Bir startı çekmiş. 1300 metre sentetik Adem Aslan hız yani iyi bir itici, güçlü kolları var. Geçen Şahin Şevket'le güzel bir yarış kazandı. Ben ilk şansı 4 numaralı Hemedan'a veriyorum. İyi koşacağını düşünüyorum. İkinci şansı atın 1 numaralı Big Name. Onda yarışları fena değil arkadaşlar. Orijini de güzel. Gökhan Kocakaya ile ikinci şansı ona veriyorum. Üçüncü şansı atın hiç koşmamış olan ama kaliteli bir at olduğunu düşündüğüm El Mescalaro diye okunuyordur herhalde. Halit Karataş biliyor. Üçüncü şansı onun. Ve son olarak da ilk yarışına çim pistte viraja kadar iyi gelmiş olan ve son 300'lerde temposu düşen 9 numara Freud diyorum. Hızlı bir at olduğundan eminim. Approve yavrusu. Approve yavruları hızlı olur genelde. Dişi bir at ama ben her zaman tay yarışlarında bir yarış gören atlardan korkarım. O yüzden bir şans, yani bir yarış görüp nefes açıyor. Bazı at sahipleri ilk yarışlarında taylarını fazla zorlamıyorlar.
Sentetiğe çıkıyor. Belki sentetiği sever. Sürpriz şansı olabilir diye dördüncü atrafı onu öneriyorum. Sizin de kendi tutuklarınız varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Altının üçüncü ayağına geldiğimizde handikap 21, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim yarışı. Şimdi burada bazı atlarla kilo farklılıkları var. Ama grupta tabii ki bir After Forever gibi kaliteli bir at var. Son yarışında Müslüm Çelik de 1900 metrede Sterling Falcon'ı geçti. O yarış bence çok etkili koştu. Depozitoriye geçildi. Uzunu yapamaz diye düşünüyordum kendi kafamda ama yaptı. Yine yaptı sayılır. İkinci oldu. Fakat tek dezavantajı 61,5 kilo olması. Ama ben yine de ilk şansı ona veriyorum. İkinci şanslı atım son Ankara yarışında viraja kadar iyi gelen 2400 olan o yarışta son 300'lerde temposu düşen o gün Klaus'a geçilmişti. Klaus yarışı kazanmıştı. Lionzos 4. olmuştu. Aynı Klaus geçen İstanbul'da grup 1 kazandı arkadaşlar. O yüzden 9 numara Lionzos'a ikinci şansı veriyorum. Ve çizgi diyorum. Daha sonra 8 çok startta kalmazsa 8 numara Beleki ve son yarışına inanılmaz güzel bir sprint atan 60 kilolu Glenn diyorum arkadaşlar. Burada yarın İstanbul hafif yağışlı görünüyor. Pist eğer bakın yağmur yağarsa 9 numara Lionzos'un şansı artar arkadaşlar. Onu değerlendirelim yani yağmur yağarsa özellikle. Bir sonraki koşuya geldiğimizde grup 3 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere ait. Son gardı yarışında 10-15 boy farkla hep önde giden ve sonlarda temposu düşüp tabela dışında kalan Ghost Paşa'nın eğer 24 gün geçti Gazi'den sonra toparlamış olduğunu düşünüyorum. Tam mesafesi yarışın en şanslı atıdır. Rakip 6 numara Kenobi'dir. Büyük ihtimalle 3-6 dışına çıkmaz kanaatindeyim. Ama yine de sürpriz arayanlar startta fazla kalmazsa son yarışta 4 boy kaldı çünkü. Kayı Ovası ve henüz tam gücü belli olmayan son yarışları güzel olan büyük bir bombaya belki imza atabilir. 7 numara Silver Wolf'ta sürpriz olarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ama ilk etapta ilk şanslı atımız Ghost Paşa, sonra Kenobi diyoruz. Bu iki at aslında gruptan biraz daha farklı görünüyor. Yine sürpriz arayanlar 5 ve 7'yi değerlendirebilir. 6'nın 5'in ayağına geldiğimizde 1600 metre çift handikap 16 bir yarış. Burada da çok sivrilen bir at yok ama benim gözüme son yarışını beğendiğim 1900'de 3. olan Ahmet Çelik'in bindiği Creed Boy'un sanki bu rakiplerini geçeceği kanaatindeyim arkadaşlar. Ve tek olarak öneriyorum size. Rakip arayanlar için yani ben kendi kuponuma Creed Boy'u tek yazacağım ama rakip arayanlar 3 numaralı Zimbat ve 2 numaralı Oğlum Eren'den bir sürpriz gelebilir. Yağışlı olursa, yağmur yağarsa, pis çamur olursa Oğlum Eren etkili koşabilir. Ama ilk şans Creed Boy'un arkadaşlar. Altının son ayağına geldiğimizde handikap 14 bir yarış. 1200 metre sürat yarışı. Burada bir sıralama yaptım. 5 numaralı Beyhanefe, 6 numaralı Karatepeli, 7 numaralı Şanslı Kafkas, 1 numaralı Asteroid ve 2 numaralı Çok Yakın ve son olarak da 4 numaralı Mavi Zafir diyorum arkadaşlar. Bunları ayrım etmeden yazarsak iyi bir kupon oynamış oluruz. Herkese bol şanslar diliyorum. Lütfen kanalımızı dün iyi bir izlenme oldu. Yavaş yavaş izleyici sayımız artıyor arkadaşlar. Sizlerden ricam izlemeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hepinize teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum.